Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar bugün Galatasaray'ın gündeminde olan ve ısrarla istediği futbolcu Malili futbolcu Alio Dieng'i sizin için mercek altına aldım. Kısa kısa videolarla bu futbolcunun teknik analizini yapacağım. Sizler de lütfen yorumlar kısmında fikirlerinizi yazınız ve bizi izlerken beğenirsiniz ve abone olursanız çok seviniriz sevgili arkadaşlar. Alio Dieng Galatasaray'ın seviyesinde mi değil mi? Gelin hep beraber inceleyelim. Alüodiyek 23 yaşında Mareli Mısır'ın El Aley takımında forma giyen bir futbolcu. Klasik 6 numara. Bunun anlamı şu modern futbolu ayak uyduran bir isim değil. Tamamen kesicilik üstünlüğü olan, savunma gücü yüksek olan bir futbolcu. Birazdan daha da açacağım bu konuyu. Futbolcunun güncel piyasa değeri şu anda 2 milyon euro bandında ama kulübü yaklaşık 7-8 milyon euro istiyor. Galatasaray ise şu anda 5-6 milyon euro civarlarında bir teklifi var. Yani iki takım arasındaki teklif giderek daralıyor. Sanki bu transfer olacakmış gibi gözüküyor. El tarafı birazcık yumuşadı. Fiyatta indirim yapıp bir sonraki satıştan pay istiyor. Bunu söyleyelim. Bundan dolayı transferin gerçekleşme ihtimali çok yüksek. Fatih Terim de bu futbolcuyu istiyor. 136 maçta toplamda 4 gol, 8 asistik bir performansı var futbolcunun. 23 yaşındaki futbolcu kariyerinde toplamda 136 maça çıktı. Birazcık da böyle teknik analizine bakarım isterseniz. Öncelikle bu futbolcuda öne çıkan en bariz özelliklerinden bir tanesi fiziki güç. Fiziki çok güçlü bir futbolcu. Gerçekten de vurdum mu devrim yani bir tanesi. Yani böyle merlu tarzı o bölgede fizik kaliteyi artırabilecek, o gücü artırabilecek, orta saha üstünlüğünü sağlayabilecek bir isim. Bu fiziğinden dolayı futbolcu bazı pozisyonlarda ağır kalıyor. Gerçekten de hız problemi olan bir futbolcu ağır kaldığı için de kartlara yatkın. Yani biz bunu nerede gördük? Enzonzi'de gördük. enzo çok yetenekli bir isimdi ama ağır kaldığı için bazı pozisyonlarda ayaklara, bileklere basma hareketinden dolayı kart görebiliyordu. Yani Enzonzi gibi isimler kırmızı karta yatkındır ki günümüz futboluna biliyorsunuz bu tarz bileğe basmalar artık kırmızı kart oldu. Futbolcunun öne çıkan bir diğer özelliği ise defansif olması. Defansif gücü gerçekten de çok yüksek bu futbolcunun. Ekranda şu anda Galatasaray'ın muhtemel ilk 11'i görüyorsunuz. Bu sezon Galatasaray'ın sahada olmasını beklediğimiz ilk 11 ama tabii ki bunlar değişiktir. Segedikan yanına bir tane o bölgeye bir inside forvet düşünülüyor. Yani inside kanat forveti düşünülüyor. Sol kanada trafiye olabilir. Tabii yerli futbolcular kimler olacak? Bunları oturup konuşacağız detaylandıracağız. Ama Ario Dieng'in olduğu bir kadroda Taylan'ın olmadığını varsayarak bizler de Dieng'i o bölgeye yazacağız. Tabii ki burada eksik olan bir şeyler var. Ne o? Yabancı sayısının kısıtlamasından dolayı o bölgede kim olacak? Diyelim ki e, yerine Emre Kılıncı'nın oynayacağını varsayalım. Tabii ilk 11 konusunda çok fazla detaylı konuşmak istemiyorum. Buna Fatih Terim karar verecekler ama sahada 3 tane yerli futbolcu olmak zorunda. Şu anda Berkan, Kerem, Emre Kılıç yazdık. Burada Dieng'in rolünü konuşmak istiyorum sizinle. Şimdi Alio Dieng'in ne dedik? Fizik kalitesi çok üstün. Defansif yönü çok ama çok üstün olan bir futbolcu. Dieng'in eksilerinden en bariz olanı topu 3. bölgeye taşımakta zorluk çeken bir futbolcu. Şimdi yakın bir tarihe gidelim isterseniz. Galatasaray'ın geçen sezon böyle 8'e 8 yaptığı bir dönemden sonra takımlar Galatasaray'ın oyun planını çözmeye başladılar önde presle Taylan'a ve stoperlere yaptığı baskı yüzünden Galatasaray birinci bölgeden topu çıkartmakta çok zorlanıyordu ki bunda en büyük e, pay sahibi Luyendama'nın oyunu kurma yetkisini, oyunu kurma yeteneğinin olmamasıydı önceki dönemlerde. Daha sonra o bölgeye Donk geldi ikinci dönem ama Donk da e, yine o baskıyı kaldıramadı. İkinci dönem biliyorsunuz Luyendama yerine Donk vardı. E, Donk da o baskıyı kaldıramadı. Galatasaray o baskıdan maalesef e, oyun kuramıyordu. E, o baskıdan Taylan bile e, topu oyuna zor sokabilirken bu durumda Dieng e, zaten 3. bölgeye topu taşıyamıyor. Baskı altında o topu taşıyacağını ben düşünmüyorum. E, maalesef o istediğimiz modern 6 numara değil. Klasik bir 6 arıyor Dieng. Yani böyle 2000'lerin başında sahaya çıkardın, bir tane 6 numara koyardın. O bölgede dururdu. Gitmezdi. Üçüncü bölgeye gitmezdi. Tamamen top keserdi. Top kesip top uzaklaştırdı. Top kesip top verirdi. Pas yapardı bırakırdı. Ama e, günümüz futbolunda altı numaradan beklentimiz biraz daha oyunu kurması, oyunu üçüncü bölgeye taşıması, birinci bölgede oyun kurması ve biraz daha pasörlük. Ama maalesef bu Dieng'de mevcut değil arkadaşlar. Artılarını biraz da sayayım sizlere isterseniz. Hırslı bir isim ve çok çalışkan. Bir futbolcu eğer Dieng'e geçiyorsa şunu bilin ki Dieng o futbolcuya yapışıyor. Yani futbolcu kendisini çalınladığı için, geçtiği için oyunu bırakmayan, adamı kovalayan, topun olduğu bölgeyi kovalayan ve hırsıyla, çalışkanlığıyla o topu almaya çalışan ve kesicilik özelliği de çok üstün olan bir isim. Yani o tarz durumlarda Dieng'de böyle bir hırs görürsünüz, bir ruh görürsünüz sahada. Ofansif olarak tabii ki eksiklerinden bahsettik. Ofansif olarak bir diğer eksik ise, ise şut. Yani şut konusunda maalesef çok fazla zaten 3. bölgede yer alan bir futbolcu değil. Biraz daha şutları düşünebilir. Ama maalesef e, o şutları Dieng'den göremiyoruz. 3. bölgeye geçtiği zaman da ise daha çok orta alanda yer almaya çalışan ve dikine pas atmayı sürekli deneyen bir isim. Bakın sürekli pas atmayı deneyen, dikine oynamayı deneyen bir isim. Ee, bu potansiyeli var. Yani gelişim potansiyeli var. Bir şeyler denemeye çalışıyor. Biliyorsunuz Taylan Antalyalı Fatih Terim'le bir yıl çalıştıktan sonra kendine yer buldu. E, Henon Yekuru, Galatasaray'a gelince parladı. Birçok futbolcu bu şekilde Galatasaray'a geldikten sonra parlayan isimler oldu. Diyelim potansiyelli. Yani bir şeyler yapmaya çalışan ama etkili olamayan bir isim üçüncü bölgede. Fatih Terim'e çalıştıktan sonra elbette ki o bölgede e, çalışmaları olacaktır. Ben daha da üstüne koyacağını daha da iyi olacağını düşünüyorum. Ama bu dikine attığı paslarda ekranda göreceksiniz şimdi video videoda. Mısır Ligi ile Türkiye Ligi arasında çok büyük bir fark var. Belki de uçurum kadar bir fark var. Mısır Ligi'ni birazcık böyle göz attığım zaman orta alanda çok fazla baskı olmayan, daha çok açık oyun oynanan bir lig. Türkiye'de ise alan daratan takımlar var. O boşluğu bırakmayan takımlar var. Biz bunu geçen sezonlarda Taylan'ı ikili baskıyla bunaltan rakipler gördük. Bu futbolcunun şöyle dikine attığı paslarda, derinlemesine attığı paslarda, defans arkası attığı paslarda daha çok böyle serbest olduğunu görüyorum. E, bu da ligden kaynaklanan bir durum. Türkiye Süper Ligi'nde baskı altında bu derin topları atabilecek mi? Veya bu derin topları atmayı deneyebilecek mi? Bu önemli. Yani çok belki el takımını izlediğiniz zaman Dieng'in dikine attığı pasları göreceksiniz ama etrafının da boş olduğunun farkına varın. Çok rahat bir pas atma potansiyeli var. Ama Türkiye'de bu baskı altından bu topu çıkartabilecek mi? Topla Etebo gibi diriplik atabiliyor mu mesela? Etebo topu aldığı an bir Kasım maçı var ki Rangers maçı sonrası deplasmanda 1-0 yenildiğimiz maçta. 2-3-4 kişi çalmayıp rakip sahaya kadar ötüren bir futbolcuydu. Dieng'in e, top koordinasyonu çok iyi değil. Topla diriplik atma yeteneği var gibi gözükse de yine liginden kaynaklanan boş alanı değerlendirmeye çalışan bir futbolcu. Süper Lig'de topla kolay kolay diriplik atamıyorsun. Çünkü rakip takım o kadar iyi kapanıyor ki ikinci bölgede o kadar iyi baskı yapıyor ki bırak ikinci bölgeyi ki senin kendi bölgende yani rakip kendi üçüncü bölgesinde senin birinci bölgende yaptığı baskı sayesinde seni çıkartmıyor zaten. Senin topla diriplik atman için Endiaya gibi topla driplik atıp 3. bölgeye gelebilmen gerekiyor. Ama tabii ki bir Endiaya, Endiaya değil alıyor Dieng. Liginde driplik 60 olabilir topla ama bir kez daha söyleyeyim. O boşluktan dolayı kaynaklanıyor. Ben top koordinasyonunun çok iyi olduğunu düşünmüyorum Alio Dieng'in. Yani Dieng için şunu söyleyelim isterseniz. Tay'dan Antalya'yı kesemez. Ama 6 ay sonra 7 ay sonra Fatih Terim'in verdiği eğitim sayesinde Dieng çok farklı bir noktaya gelebilir. Çünkü o potansiyeli var şu anda girişimler devam ediyor zaten. Potansiyeli var ama yani yerli e, statüsünde e, oynayacak çok sayıda futbolcumuz yok. Taylan, Berkan, Kerem, e, Barış yine sol kanatta oynayabilir. Çok nadir. E, Fatih Terim şu anda bir tane sağ kanada açık yabancı isim e, istiyor. E, sağ stoperimiz yabancı olacak. Bizim e, çok fazla yerli oynatma e, imkanımız yok. Böyle üçlü, dörtlü e, çok zorlanacağız gibi gözüküyor. Çünkü Emre Kılınç dışında ilk 11'i zorlayan isim yok. Yani tabii Kerem Taylan'ı ve Berkan'ı bir kenara bırakıyorum. O bölgede çok fazla yabancı olmadığı için. Yani çok fazla ben Galatasaray'a çok şey katacağını düşünmüyorum. E, 7-8 milyon euro bir e, futbolcu olduğunda ben düşünmüyorum açıkçası. Ama e, Galatasaray şunu izletilebilir. Defansta o sertliği savunma anlamında gerçekten de e, süpürücü bir özelliği var. Hamle becerisi çok iyi. Yani Dieng'de şunu göreceksiniz. Özellikle de Galatasaray'ın e, UEFA Avrupa Ligi'nde eğer gruplara kalırsa ve sonraki turlarda böyle Galatasaray'a oyun üstünlüğü kuran takımlara karşı mesela bir PSV Eindhoven gibi bir takım geldiği zaman orta sahada Ario Dieng'i oynatırsın ve o sertliği sağlarsın. Sana çok büyük bir katkısı olur savun savunma anlamında. Ama geçiş oyununda maalesef Dieng için olumlu şeyler söyleyemiyoruz. Evet arkadaşlar. Alo Dieng için olumlu ve olumsuz şeyleri söyledim. Sizin takdirinize bırakıyorum. Yorumlar kısmına fikirlerinizi yazarsanız sevinirim. Benim beğendiğim yanları da var. Eleştirdiğim yanları da var. Bakalım sizler neler söyleyeceksiniz. Fikirlerinizi bekliyorum. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.